Bu konuyu konuşacağız ama son dakika gelişmesi de önemli çünkü dolar 16.70 sınırını da aştı Ozan, Evet. evet. ne demiştik şey Haziran'da 17'yi görür mü geçer Biraz mi? Sonra Merkez Bankası bizim dolarları satarak ee, ortaya çıkar değil mi öğleden sonra başlar onu tekrar 6.70'in altına. Ama kontrollü bir yükselişe de izin veriyorlar. Da denilmişti. O zaman bilmiyorum. Şunu Bunu söylemek ne lazım. Yani bu Berat Albayrak'ın bizim literatürümüze kattığı ya da hatırlattığı bir katkıydı. En kötü geride kaldı. Berat <laughs> Albayrak 2020'de gitti. Aradan iki yıl geçti Berat Albayrak gideli. Hala en kötüyü arıyoruz. Ben iddiamı o ki en kötü hala geride kalmadı. En Çok kötü da... önümüzde. Ha, en kötü hala önümüzde. Ee, sistemik bir çöküş yaşıyoruz. Yani sadece ekonomi, ekonomi hmm. bu sistemik çöküşün bize e, en önemli göstergesi, yani atıyorum bir hastalığınız vardır, başınız ağrıyordur ama siz baş sadece başınızın ağrıdığını zannedersiniz. Halbuki bütün vücudunuzda Başka belki üstün. bir iflas yaşanıyordur. Bu da böyle, baş ağrısı ekonomi olarak gösteriyor bize. Çok daha kötü günlerin... Ya dolar olarak. Dolar olarak, Mesela, aynen. Öyle. Dolarda görünüyor Hı. ama çok daha vahim Hı. bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani... E Nereden başlanabilir ki? Hazine iflas etmiş bu haliyle. Hakik sürekli ya. sürekli her ay e, hmm. milyarlarca lira açık veriyor. Ne demek bu? Piyasaya sürekli para hazine aracılığıyla pompalanıyor. Bir yandan bankalar sürekli kredi pompalıyor. Ama hmm. enflasyon olmuş %73. Siz %24, %25 kredi dağıtıyorsunuz. Yarın öbür gün faizler arttığında o borçlar nasıl ödenebilecek? Hmm. Yani bu, bu ne demek? Şirket iflasları peşinen yaşanacak. O şirket iflasları işsizliği arttıracak. Bu işsizlikle beraber bir de yüksek enflasyon altında ezim ezim ezileceğiz. Bu noktada insanlar ciddi anlamda endişe yaşıyorlar. Bu haliyle bana kalırsa yani muhalefetin en azından bir enflasyon düşürme programı ve bunun yanında bir sosyal reform programı hazırlaması gerekiyor. Ama lütfen enflasyonla hayat pahalılığını karıştırma birbirine. Evet öyle bir iddia var. Şimdi Şamil Tayyar da e, kendisi Twitter'da bunu açıklamış. Yani ne demeye çalışıyor? Erdoğan hayat pahalı var. Bizde enflasyon yok diyor. Şimdi şöyle bir şey uydurmuşlar anladığım kadarıyla. Bir miktar da şimdi o o tarafta ekonomi tahsili görmüş kimse kalmayınca artık yani şey yapılıyor. Ya yani böyle bir kavram uydurulmaya başlandı. Şimdi iddia şu. Onu söyleyelim. Efendim enflasyon fiyatların yükselmesidir. Hı. Hayat pahalılığı fiyatların yükselmesine karşı gelirin artmamasıdır. Hı hı. Tamam, evet, doğru. O zaman enflasyon da var, hayat pahalılığı da var. Yani <laughs> nasıl yapacağız? Ben cumhurbaşkanının açıklamasından da şunu anladım: Enflasyon yok, hayat pahalılığı var diyor. Onun öncesinde çünkü şöyle bir konuşma yapıyor: Enflasyon diyor aşırı tüketimden olur, hı. talepten olur, aşırı talepten olur. O yüzden diyor talebi kısarsınız enflasyon çözülür. Ama diyor Türkiye'de böyle bir enflasyon yok. Türkiye'de aşırı talepten kaynaklı değil, maliyetten kaynaklı. O yüzden buna diyor hayat pahalılığı diyelim. E ona da maliyet enflasyonu. Okan'da açıklık getirmiş. O ne bir diyor? Soru. İşte fırsatçılar, stokçular, spakırtörler diyor ha. maliyet enflasyonu yaratıyorlar. Hı hı. O yüzden hayat pahalılığı diyor. Evet. Ama dediğin gibi talep azlığından veya talep fazlalığından veya arz eksikliğinden kaynaklanan bir enflasyon yok diyor. Hı hı. Hayat ama yakıcı olan bence hayat bağlı yani Çok yakıcı. yakıcı. bir şeydir hayat pahalılığı. Şimdi sen aynı kalıyorsun. Senin ihtiyaçların ne? Gıda. Değil mi? Evet. Gıdadaki e, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın. Gıdaya erişimin azalıyor. Bu sana ne olarak, sen ne diyorsun? Hayat ne kadar pahalandı diyorsun. Hı hı. Çünkü sen olduğun yerde kalıyorsun bütün mallar, her şey yükselse, senin de hı hı. gelirin yükselse belli bir enflasyon altında yaşarsın ama hayat pahalı olarak hissetmezsin bunu. Hı hı. Senin de gelirin yükselmiştir, fiyatlar artmıştır, sen de artarsın. Her bütün dediği gibi şeyden de artabilir. Çok fazla sen para kazanırsın, talepten dolayı da malların fiyatları yüksek. Bu tabii. Şey Üretim eksikliğinden olur falan ama hayat pahalı daha yakıcı bir şey. Cahilane yapılan edilen laflar bunlar. Yani böyle bir bilgiye, bir birikime dayanmayan laflar. Ama Hı. şu tehlikeyle karşı karşıya Türkiye ekonomisi. Şimdi enflasyon yüzünden, buna enflasyon diyelim rica ediyorum. Bu enflasyon yüzünden e, talep de artıyor. Biz seninle çok konuştuk abi bu konuyu hatırlarsın. Yani bir grup Hı. talep mesela gelecekte satın alacak mal ve hizmetler öne çekiliyor. Örneğin otomobil satın alacaksam ben Mesela gelecek yıl düşünüyorsam otomobil satın almayı, bu sene alıyorum. Ne yapıyorum? Otomobil fiyatlarının artacağını bekliyorum. Ya da kot pantolon alıyorum. Mesela e dijital eşya, elektronik eşya, beyaz elektronik eşya. ürünler satın alıyorum. Mobilyamı yeniliyorum. Hı. Bunları durumu olanlar yapabiliyor. Bak Hı. bunu hatırlıyorum. Durumu olanlar bunu yapıyor. Ama dikkatli olun. Enflasyon bir süre sonra bir ani duruş riski yaratıyor bu yüzden. Çünkü mobilyayı sattın. Beyaz eşyayı sattın. Arabayı sattın, dijital ürünleri sattın, bunu enflasyonun ilk 5 ayında yaptın. Çünkü insanlar da bu beklentiyle satın aldılar. İyi de bu insanlar bir sene sonra yeniden mobilya alacaklar mı? Almayacaklar. Hı. Yeniden buzdolabı alacaklar mı? Almayacaklar. Çünkü dayanıklı tüketim malları böyle 3 ayda bir yenilenmez. Ve bir grup ne olacak? insan alabildiği için Şimdi ilk 3 evet. ayda, ilk 5 ayda, ilk 4 ayda, 2022 ilk 4 ayında gelecekteki talep öne çekilerek... Hı -hı. Bir balon büyüme ortaya çıktı. Evet. Bu balon büyüme istihdama da katkı sundu, büyümeye de katkı sundu. Fakat bu balon büyüme talebin Duracak. gelecekteki talebin erkene çekilmesi sonucu yaşandı. Hı -hı. Bu enflasyon nedeniyle tahrik edildi. Ne diyor Nurettin Nebati? Büyümeyi tercih ettik enflasyon. Evet, enflasyon büyümeyi tahrik etti. Bunun üretici boyutunda da şu oldu. Yarın daha pahalıya üreteceğime, şimdi üreteyim stoğa atayım dedi. 2 var diye çalışıyorsa fabrika 3 var diye çalıştı, hızlı hızlı. Bu esnada işçi 8 saat çalışıyorsa 12 saat çalıştı. İşçiye de ekstra pay vermediler. Bu haliyle yazın sonunda, yazın sonunda talep yeniden canlanamaz. Neden? Çünkü zaten tüketeceğini tüketti. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin en önemli sıkıntısı şu anda bir ani duruş riski. Bu ani duruş ne demek? Bir anda yurt içi talebin durması... Mobilya satılmayacak, beyaz eşya satılmayacak, araba satılmayacak şu olacak. Bu talep durduktan sonra işten çıkarmalar başlayacak. Hı hı. Bu enflasyon ortamında aynı anda kurların yukarı çıktığı, yukarı çıkmasıyla şu enflasyon beraberinde evet. bir de işsizlik sorunu doğuracak. Bu enflasyonla bir de işsiz kaldınız hayal etin. O yüzden en kötüyü geride yani... bırakmadık. Çok daha büyük bir sosyal krize doğru koşar adım ilerliyor. Ay, Şeyden itibaren, yaz sonundan itibaren enflasyon belki azal. Aşağı doğru inecek evet. ama hayat bağlılığı sözecek. Kuru böyle tutabilirlerse o da. Yani eğer ki korkulan olur, turizm gelirleri beklenenin altında kalırsa, beklenen 35 milyar dolar. Beklenenin altında kalırsa, cari açıkla devam ederse, ki, ki ediyor, diyor. kuru tutmak mümkün olmuyor. Kur yukarı gittikçe enflasyon artıyor. Eğer ki kuru starlarsa enflasyon kalır ancak. Ben de diyorum ki yine merak ediyorum. Ne? Aynı soruyu soracağım. E, şimdi iktidar kurlar yükselsin mi istiyor, kurları tutmak mı istiyor? İktidar, Dün Cumhurbaşkanı neden faiz düşüreceğiz? İktidar dedi? kurlar yükselsin istiyor. İktidar hı. için halkın durumu, çünkü ihracat. İktidar için halkın durumu önemli değil. Halkın oyu önemli. Önemli olan ne halde olduğumuz değil. Kime oy verdiğimiz. Hı hı. Sürtük der geziciler camimizi yaktılar der vesaire. O bir şekilde oyu toplarız ama diye hesap oyu ediyor. verenler de bu hayat pahalı altında ezilmiyorlar. Eziliyorlar ama ne yapacak? Yani şu anda şeyi başka türlü bir ekonomik model aklında değil. Hatta yani bu bir komplo teorisi ama insan aklına şu da geliyor yani. Gider ayak bir vurgun bu ya. Gerçekten bir vurgun yaşanıyor şu anda. Yüzde bir, yüzde iki bu da az değildir. Türkiye'de şöyle bir hesap ettiğiniz zaman 250-300 bin aileye tekabül eder. 250-300 bin aile inanılmaz şekilde zenginleşiyor memlekette. İnanılmaz şekilde zenginleşiyor. Bu zenginlik karşısında Hı. o kadar hızlı zenginleşiyorlar ki memleket büyüyor. Düşünün yani Türkiye ekonomisi büyüyor şu anda. %98 %99 küçülürken yaşanıyor bu. Şimdi bu 200-300 bin kişi aynı zamanda iktidarın çevresinde insanlar. İktidarla Hı. ilişkisi olan insanlar. E böyle bir tercihte bulunuyorsunuz. %1'in 2'nin çıkarına karşılık %99'u bir kenara atıyorsunuz. Peki nasıl yöneteceksiniz memleketi? Yani %99'un rızasını nasıl alacaksınız? %1 %99 gibi bir ayrımı ortadan kalkırdıp kaldırıp %50 %50'lik bir ayrım varmış gibi sanal bir şey yaratacaksınız. Hı. Diyeceksiniz ki bunlar ahlaksız, bunlar ateist, bunlar vatan haini, bunlar Bunlar bana karşılar çünkü Türkiye'ye karşılar. Ben demem Türkiye demek vesaire diye hmm. bir şey Hamas'ı hmm. laf yaratacaksınız. Döviz Devi, tevdiat hesabına kaç para var? 180 milyar dolar mı? 200 milyar. 700 küsür milyar lira. işte evet. Yok, yani kur korumayı bilmiyorum. Evet 180-190 milyar dolar kadar para. Milyar doları para. Kur korumada bir 800 milyar TL. TL TL var. Bu bu parası kur korumada ve dolarda Euro'da, sterlinde parası olanlar bir nebze kendini koruyorlar. Bir nebze. Evet. Bak, onlar da enflasyonda altınıza bir nebze kendini koruyorlar. Diğer herkes ezilmiş vaziyette. Senin dediğin dar bir grup ise müthiş para kazanıyor. Hı hı. Yani işte bankaların karlarına bak baktığınız zaman evet. inanılmaz şekilde paralar. Nasıl kazanıyorlar. para kazanıyorlar? Onu da belki izah edelim. Halkımız evet. vaziyeti anlasın. Bir bir yol direkt üretim sanayiciler ihracatçılar. İhracat ihracatçı çünkü dolar geliri elde ediyor. İkinci yol asıl zaten o. Şu anda enflasyona karşı kendimi koruyabileceğim bir finansal araç yok. Kur korumalı mevduat ancak enflasyona karşı koruyor. O bile korumuyor. O bile korumuyor doğru düzgün yani. çünkü enflasyon kadar yüksek ha. altta kalıyor. Aynen kurdan kurdaki hareketten çok daha yüksek enflasyon. E ben kendimi enflasyon karşısında korumak istiyorum. Borsaya gitsem korumuyor şeye gitsem, dolara gitsem korumuyor. Kur korumalı mevduata gitsem korum. Nereye giderim? Gidiyorum gayrimenkul alıyorum. Hı hı. Onlar oluk oluk mi? para akıyor, ev alıyor insanlar. Oluk, oluk oluk para akıyor. Yani biz bunu halkın nabzını tutalım, biraz da zenginin nabzını tutalım ki vatandaş vaziyeti anlasın. Bir kalemde 40-50 tane ev alıyor vatandaş. Bir kalemde. Neden? Çünkü kendisini kendince en hı. hızlı artan değeri, en hızlı artan bu yatırım aracına dönüşmüş hı. durumda. Vatandaş bir vatandaş başını sokacak ev arıyor. Bir vatandaş 40-50 tane ev alıyor. O 40-50 tane evi kiraya mı veriyor? Yok. Boş Duruyor. ev. Duruyor. Duruyor. İyi Parti bir öneri getirmiş. Ben mümkün olduğunca bu çözüm önerilerini dillendirme taraftarıyım. Hı hı. Boş ev vergisi getirelim diyor. Bakın evet. çok mantıklı. Boş ev vergisi. Almış vatandaş, milyoner bir vatandaş 40-50 tane ev. Niye Yok. almış onları? Değer artsın sonra satayım. Yani varlığımı ben bu şekilde tutayım. Enflasyona karşı korunayım diyor. E o 40-50 tane evin kiracısıyla falan uğraşmıyor. 40-50 tane almış orada duruyor tapuları. Ya kardeşim boş evi tutuyorsan sen, vatandaş da kiralık ev arıyorsa o boş ev için en azından vergi ver ki evini boş tutma. Yani Türkiye'nin sorunları çözümsüz değil illa düşünülür ama işte Evet, bu bu arada tabii şeye de bir hem fiyatlardaki konut fiyatlarındaki artış hem de kiralardaki artış da böyle bir sanki gündemden düştü gibi çünkü iktidardan düştü. da ses çıkmıyor. Ne yapılıyor ne ediliyor bilmiyoruz. Halbuki de acil çözüm beklenen konulardan biri. Onu da belir